Sevgili izleyiciler, FETÖ sanıkları hesap vermeye devam ediyor. İstanbul Silivri'de görülen 15 Temmuz darbe girişimi ana davasını hem şehit yakınları hem de gaziler takip ediyor. Bugün o davaları takip edenlerin arasında İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de var. Son durumu TGRT Haber muhabiri Ahmet Yamaç'tan alacağız. Ahmet, sözü sana ve değerli konuğuna bırakıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yıl aşkın süre geçti. O hainler şimdi yargılanıyorlar, hesap veriyorlar. Biz de Silivri'deki davaları takip ediyoruz. Şu anda Taksim Meydanı'nı zapt etme, ele geçirilme çalışmalarının ve 39 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili duruşma devam ediyor. O duruşmayı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Sancaktepeliler de takip ediyor. Hem duruşmayı hem de 15 Temmuz'da yaşananları konuşacağız. Konuğumuz Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem. Sayın Başkan, davayı sabah erken saatlerden beri takip ediyorsunuz. Nasıl bir dava geçiyor içeride? Sizin izlenimleriniz neler acaba? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikli olarak 250 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2192 gazimize de Cenab-ı Hak'tan şifalar diliyoruz. Darbe girişiminin mağduru olan 80 milyon vatandaşımızın geleceği ile ilgili de Cenab-ı Hak böyle bir darbe girişimlerini bu millete yaşatmasın diye 80 milyon vatandaşımız adına da duada bulunuyoruz. Bugün 15 Temmuz'un üzerinden bir yıllık bir zaman geçti. İçerideki hainlerin tutuklanma aşaması da bir yılı dolduruyor. Bir yıl aradan geçtikten sonra bugün burada mahkemeye çıkarıyorlar ve Yüce Türk Adalet'in önünde hesaplarını veriyorlar. Tabi içeride gördüğümüz, tespit ettiğimiz, biraz da fazlasıyla üzüldüğümüz durum şu: bu olayı, darbe girişimini sanki bunlar yapmamış, uzaydan birileri paraşütle geldi, darbe girişiminde bulundu, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni yıkmaya yönelik büyük bir operasyon yaptı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı, Cumhurbaşkanımızın külliyesini bombaladı, polis özel harekat merkezine bomba attılar ve 250 vatandaşımız rahmetli oldu. Böyle bir tiyatroyu oynamaya çalışıyorlar ama milletimiz gerçekleri biliyor. Biz burada tarafsız mahkemelerimize güveniyoruz. İnşallah yapanlar cezasını çekecek. Şehitlerin kanı da yerde kalmamış olacak. Tabii 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden bugüne kadar ülkemizde yaşayan 80 milyon insanımız birçok gerçeğin farkına vardı. Ve şu anda süren davalarla da aslında o gece yaşanan hadiselerin bazı yönleri çıplaklığıyla daha çok açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Biz de Sancaktepe olarak başta belediye başkanımız ve ekibimizle beraber ilçe başkanımız, yüzlerce Sancaktepe'li komşularımızla beraber bugün burada davayı takip ediyoruz. İçerideki mağdur ailelere, şehit ailelerimize ve gazilerimiz var. Onlara da destek amaçlı bugün buradayız. Davanın seyrini takip ediyoruz. Bir tarafıyla da diyoruz ki 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacak. 15 Temmuz darbe girişimine müteşebbis olarak var olan, darbenin içerisinde var olanlar cezasını çekene kadar bu millet Silivri cezaevinin kapısından ve diğer mahkemelerin kapılarından ayrılmamalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü burada yaşanan büyük bir mağduriyet var. Mağdurlarımız var, şehitlerimiz var. Ama 80 milyon olarak da gerçek anlamda mağdur olduk. Çünkü bir yıldır başta siyasi olarak, diğer tarafta şehitlerimiz ve gazilerimiz de, bir tarafıyla da ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütün olarak zarara uğradı. Bu darbe girişiminde bulunan hainler de bunun bedelini ödemesi lazım. Şimdi içeride savunmalar yapılıyor. Savunmalar, dikkatinizi çeken noktalar var mı? Yani göz göze gelme şansınız oldu mu o hainlerle bilmiyorum ama nasıl bir ruh halindeler acaba? Nasıl kendilerini savunmaya çalışıyorlar? Şu anda uzun bir savunma yapan bir askeri subayı dinlemiş olduk. Arkasından kısa bir savunmayla da öğlen arası verildi. Uzun savunmayı yapan subay kendisinin oraya talimatla geldiğini, hiçbir zaman devlete karşı darbeyle beraber darbecilerle var olmadığını ifade ediyor. Ama o kadar konuşmaları arasında FETÖ'ye karşı, terör örgütüne karşı,
Amerika'daki Pensilvanya'daki terör başına karşı da bir cümle, bir tek kelime bunun aleyhinde bir ifadesi olmadı. Yani o darbe girişimini başta FETÖ tetikçilik yaparak, maşalık yaparak uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Ben onun mensubuyum diyemiyor. Onun liderine yönelik de bir cümle, bir kelime bahsedemedim. Diğer tarafıyla oldukça kendilerini rahat hissediyorlar. O tarafı bizim adımıza üzücü. Herhalde üst akıldan halen büyük bir manevi destek alıyorlar. Biz sizi kurtaracağız. Yeni yeni girişimlerimiz olacak. Siz rahat olun. Hazırlanmış yüzlerce sayfa metin savunma var. Bunlar güzelce daktile edilmiş. Bunlar bu savunma metinlerini, bu içerideki zavalların hazırlayacağı ihtimali yok zaten. İddianameye karşı iddianameyi çürütme anlamında oradaki var olan delillere karşı çok yüzeysel olarak savunma metinleri var. Çünkü gerçekleri saklama şansları yok. Bir yere kadar kamufle olmuşlar. Ama burada Türk adaletinin karşısında, kanunlar karşısında kamuflajları sıyrılmış oldu. Orada darbe girişiminde bulunan askere iddianamede soruluyor. Ne işin vardı? Talimatla geldim ben buraya. Peki orada bir terör olayı olacağını, patlama olacağını söyledi. Geldiniz orada on binlerce sivil vatandaş var. Polis teşkilatı, güvenlik güçleri orada. Herhangi bir patlama yok. O anda askere deniliyor ki bir darbe girişimi var. Gidin bırakın dönün birliklerinize. Niye gitmezsiniz? Oradaki vatandaşa tetiği çekerek ateş eden, onları dağıtmaya yönelik operasyonu yapan, oradaki yaralanan gazilere yönelik operasyonu kim yaptı? Onu da biz bilmiyoruz. G3 tüfeğinden çıkan mermilerle yaralanmamışlar. Bilmem MP5 silahından çıkan mermilerle yaralandığını iddia ediyorlar. Ve diyorlar ki biz terör olayı için geldik. Orada bir mağdur vatandaşımız da gayet güzelce şunu söyledi. Siz oraya gelirken telefonlarla, WhatsApp'larla yazışarak geldiniz, talimat aldınız. Ama olayın bir terör olayı olmadığını, saat 10 itibariyle de bütün telefonlara, WhatsApp gruplarına, sosyal medyaya, ajanslara yansıyan bir darbe girişimi var. Yani siz bunu görmediniz mi? Oraya cevap veremiyor. Biz burada şuna inanıyoruz. O gün darbe girişiminde var olan özellikle üst kademe emir ve talimatları yağdıran vatandaşa tetiğe basın, kendinizi savunun, vatandaşı öldürebilirsiniz. Vur emri veren de Şehitler Köprüsü'nde de bunu yaşadık. Bütün video kayıtlarında da var. Onların hepsi bu çetenin başörtülü elemanları. Biz inanıyoruz ki adalet tecelli edecek. O hainler cezasını bulacak. Ama bu millet yaşadığı sürece, bizim Türk tarihi var olduğu sürece darbe girişimcilerini hep lanetle anacağız. Terörü lanetliyoruz. Darbecileri lanetliyoruz. Mehmet'e, Ahmet'e, Türk bayrağında Ayşe'ye, Fatma'ya kurşun atanları lanetliyoruz. Savunmasız insanları, vatandaşın parasıyla alınan silahlarla tarayanları lanetliyoruz. Bugüne kadar darbeler oldu, terör hadiseler oldu. Bu milletin çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesine bir çakıl taşı dahi atan olmamıştı. Ona hiçbir güç cesaret edememişti. Ama o gece milletin çatısı, demokrasinin çatısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Ancak bunu bir uluslararası savaşta düşman askerleri yapabilir. İşte biz de bu hainleri bizim askerimiz olarak görmüyoruz. Bunlar vatan hainleridir, vatana ihanet edenlerdir. Olsa olsa bunlar Yunan askeridir, İngiliz askeridir, NATO'nun askeridir. Efendim, sizce ne ceza verilmeli onlara? Biraz önce söylediğiniz içeride rahat tavırlarla dikkat çekiyor dediniz. Hak ettikleri ceza sizin gönlünüzde nedir acaba?
Şu anki mevcut yasalarda idam yok. Ama idamın ötesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalar vardır. Bunlar gün yüzü görmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına kastedenler şu anki ceza kanununda en ağırlaştırılmış ceza müebbetse ona müstahaklar. Son olarak merak ettiğim nokta var. Siz bugün buradasınız. Başka davalarda da müdahil olmaya, takip etmeye davalara devam ediyorsunuz. Devam edeceğiz. Memleket bizim, devlet bizim. Ay yıldızı bayrak hepimizin. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. İnşallah Sancaktepe olarak sonuna kadar devletimizin, milletimizin, vatandaşımızın yanındayız. 15 Temmuz darbe girişimine o gece on binlerce vatandaşımız da Samandıra Özgürlük Meydanı'nda nasıl karşı koyduysak davalar bitene kadar da yine devletimizde, milletimizde beraberiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından terör örgütü üyeleri yargılanmaya devam ediyor. O davalardan birinde Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Sancaktepelilerle birlikte takip etti. Biz de onlardan görüşlerini aldık. Silivri'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.